Merhaba, bugünkü tarifimiz Klas Gurme'den patlıcanlı tavuk sarması. Dünya mutfaklarından en lezzetli tarifler bu kanalda. Malzemeler: 10 parça kemiksiz tavuk but eti, 2 uzun patlıcan, 300 gram domates, 1 kırmızı biber, 1 büyük baş soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 5-6 dal maydanoz, sıvı yağ, karabiber, tuz. Patlıcanlı tavuk sarması hem lezzetli hem sunumu güzel bir yemek. Hazırlamak için önce tüm sebzelerinizi küçük küçük kesiyorsunuz. Domatesleri de aynı şekilde kesin. Yalnız kiraz domates yerine normal domates kullanırsanız kabuklarını soyun. Wok tavayı kızdırıp içinde tavuk etlerini yağsız olarak çevirin. Bu pişirme tekniğini sizlere diyet tavuk sotede göstermiştim. Tavuk zaten yağlı olduğu için ayrıca kızartmak için yağ eklemenize gerek yok. Tavuk etleri biraz kızarınca üzerlerine soğanları, sarımsakları, biberleri ekleyin ve orta ateşte kavurun. Biberler ve soğanlar suyunu bırakacak ve tavuk etleri biraz pişecek. Domatesleri ekleyin, bol karabiber, az tuz atın. Ben yemeklere az tuz atarım ama siz ağız tadınıza göre atabilirsiniz. Üzerine toz kırmızı biberi ekleyin, yavaşça bir çevirin. Bu arada domatesler suyunu bıraktı, görüyorsunuz. Hafif hafif kaynamaya başlayınca üzerine bir alüminyum folyoyla veya tencerenin kapağıyla kapatarak orta ateşte 25-30 dakika etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Patlıcanınızı soyun yol yol. Her patlıcanı 5'er dilime ayırın. Üzerlerine biraz tuz serpip soğuk suda bekletin. Çıkartıp biraz sıkarak acı suyunu alın. İyice kurulayarak kızdırmış olduğunuz 2 cm kadar sıvı yağda kızartın. Patlıcanlarınızı 3'er 4'er olarak kızartın, yağını soğumasın. Tüm patlıcanları bu yöntemle kızartın. Patlıcanları çok kızartmayın, sarması zor olur. Kızarmış patlıcandan bir tanesini tabağa serin. Üzerine bir parça tavuk eti koyun ve burada gördüğünüz gibi kendi üzerinde sarın. Başta söylemiştim, çok güzel görünümlü bir yemek oluyor. Tüm patlıcanları etlerinizle birer birer sarın ve tencereye dizin. Yemeğinizi geniş bir tencerede tek sıra olarak pişirirseniz hem patlıcanlar ezilmez hem de yemeğiniz daha güzel pişer. Yani iki sıra yapmayın, tek sıra yapın burada gördüğünüz gibi. Wok tavada kalan veya tencerede kalan sosu patlıcanların üzerine gezdirin. Yarım demet maydanozu üzerine bütün olarak koyun. Tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte patlıcanın, tüm sebzelerin ve tavuğun aromalarının birbirine karışması için 15-20 dakika kadar demlendirerek pişirin. Osmanlı'da tavuk sarması piştikten sonra üzerine servis sırasında çekilmiş badem serperlerdi. Dilerseniz siz de serpebilirsiniz. Yemeğinizi servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.